Müslümanlar özgürse, Müslümanlar gerçekten çok rahat yaşayabiliyorsa bu ülkede, çok kimlikleriyle beraber, Müslüman kimlikleriyle beraber çok rahat yaşayabiliyorsa, o Müslümanı biz göstermezdik başörtülü kaymakamı. Çok normal kabul edilir. Bir dakika, Müslümanlar şu anda isteyip de özgürce yaşamayacağı şey Türkiye'de ne? Bunu bir somutlaştıralım. Evlenemiyorlar. Bak söyleyeyim. Bir dakika söyleyeyim. Hayır, bir saniye. Evlenemiyorlar. Ya içkili bir lokantayı bana çıkartamıyorlar. Hayır, Müslümanların ciddi problemleri var. Evlenemiyorlar bakın, derken? İslam yasalarına göre evlenemiyorlar. Tek eşlilik var. Tek eşlilik var. Yasal hakları yok ki ikinci eşin, üçüncü eşin. Bugün eşcinsellik meselesi konuşuluyor. Yarın bir gün bunların evlilik bahsi konu açılacak. Ama Türkiye'deki Müslümanlar hala kendi inançlarına göre evlenemiyorlar, boşanamıyorlar. Ben eşcinsel evliliğe karşıyım dediğin zaman şuna bak ya, şu yobaza bak diyorlar. Ve bir karabasan gibi üzerimize basmışlar. Evrensel değer budur demişler. Bilir kişi onlar. Şimdi Müslümanlar özgürse, ya bir Müslüman iki kişiyle evlenebilir. Evlenebilir yani, İslam'a açıdan baktığın zaman bir sıkıntısı var mı? Ama Türkiye'de mesela medeni hukuka baktığın zaman bu yok yani. Yaşam tarzına müdahale ise bu yaşam tarzına müdahale. Bir Müslüman çıkıp ben ikinci evliliğimi yapmak istiyorum diyemez mi? Diyebilir. İslam'a açıdan baktığın zaman diyebilir. Ya İslam'a açısını boş verin. Eğer mesele hukuksa, mesele özgürlükse, tırnak içinde evrensel değerlerse, bir insanın kaç kişiyle evlilik hayatı yaşayıp yaşamayacağına devlet karar vermez. Eğer meseleye oradan bakıyorlarsa.